Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Top arabası tasarımıyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi sıradaki parça çizimi arkadaşlar, namlu çizimi. Birazcık da detaylı bir parça olduğu için özellikle buna sadece bir videoda yer vermek istedim. Burada sizlere vermediğim ölçü şurası arkadaşlar. Bunu kendim ölçülendirme yaparken atlamışım. Burası 200 mm. Çizime başlamadan önce bunu söyleyelim. Peki, daha sonra dosya yeni diyorum ve part ortamına geçiş sağlıyorum arkadaşlar. Bakın, ön düzlemle bir çizim başlatıyorum. Buradan merkez çizgisini aldım. Orijin noktamdan şöyle sağa doğru bir miktar çekiyorum arkadaşlar. Örneğin bakın şuralarda bıraktım. Bu çizgimin yataylığını kontrol ediyorum ve buradan sığacak kadar yakınlaştır diyorum. Şimdi çizgi komutumla şöyle bir miktar geldim. Bakın 3 nokta ile yay komutu, birinci noktam, ikinci noktam, şöyle geldim bıraktım. Tekrar çizgi komutuyla şöyle geliyorum arkadaşlar. Bakın düz bir şekilde devam ettim. Daha sonra burada küçük bir pah kırıyorum ve çizimime devam ediyorum. Bu noktadan sonra 3 nokta ile yay komutu diyorum. Birinci noktam, ikinci noktam, geldim bıraktım. Aynı şekilde line komutumla devam ediyorum. Bakın 3 nokta ile yay komutu, birinci nokta, ikinci nokta, geldim bıraktım. Hemen kontrol tuşuyla devam etmeden şunun yataylığını kontrol et diyorum. Ve bu aşamada şöyle eğik bir şekilde geliyorum. Daha sonra aşağı geldim, şu şekilde geldim, bıraktım. Bu sonda bulunan radyuslu kısmı şimdilik çizmeyeceğim arkadaşlar. Peki, ölçülere bakalım. 50 milim, 150 milim ve 100 milim ölçülerim var. Hemen geldim, buradaki çap ölçülendirmemi 100 milimetre olarak giriyorum. Daha sonra geliyorum, buradaki ölçülendirmem 50 milimetre. Hemen shift tuşuna basarak bakın, burayla bura arasına çap olarak 150 milimetre geldim, girdim. Peki, burada 10 milimetre pah ölçülendirmem var. Akabinde 80 milim ve 200 milimlik ölçülerim var. Buradaki radyusların çapı da yine gördüğünüz gibi 50 milimetre arkadaşlar. Dolayısıyla şunu yapacağız. Bakın buradaki ölçümü 10 milimetre olarak girdim. Tabii gereken düzenlemeyi şu şekilde yapıyorum. Ve yine akıllı ölçülendirmemle buradaki açımın 45 derece olduğunu biliyorum dedim. Şurayı tuttum, 80 milimetre yapsam bakalım ne kadar bir bozulma gerçekleşecek. Bunu düzenleyebiliyor muyum arkadaşlar? Öncelikle gelip buna bakacağım. Şöyle çekiştirsem bayağı bir bozulma gerçekleşti. Hemen bunu geri aldım. Öncelikle şöyle siliyorum tabii bunu. Şuradaki ölçülendirmemi bir düzenliyorum arkadaşlar. Şunu da aynı şekilde düzenliyorum. Peki öncelikle mantıklı olan nedir? Nereye ölçü girmem gerekir? Ona bakacağım. Şurayı örneğin ölçülendirsek 200 mm. Bakalım ne kadar bozulacak. Daha sonra şurayı 80 mm olarak düzenliyorum. Bakalım bir kontrol Z yapalım hemen. Şu kısım 50 milimetre. Daha sonra burayı 80 milimetre olarak güncelliyorum. Bakın dikkat edin. Burasını 200 milimetre demiştik zaten. Tekrar akıllı ölçülendirmeye gelerek burayı da 50 milimetre olarak tekrar değiştiriyorum. Yani burada birazcık oynayacaksınız arkadaşlar ölçülendirmelerle. Yani acele hızlı bir şekilde çizmekten ziyade doğru bir şekilde çizmek önemli. 200'ü girdik, 80 ve 50 milim ölçülerine girdik. Sonra şuradaki çap ölçülendirmelerine odaklanacağım. 200, 140 ve 120 şeklinde ilerliyor. Bakın buradan geliyorum, çap ölçülendirmemi 200 olarak girdim. Hemen akabinde geliyorum, 140 milim ve burayı da geldim, 120 milimetre olarak hemen oluşturdum. Buradaki çap ölçülendirmem 250 milimetre. Bunu da geldim aynı şekilde girdim.
Şimdi şurada bir bozulma meydana geldi. Buna bir yataylık ilişkisi verelim akabinde ve ölçülendirmelerimi şöyle gelip aynı şekilde düzenliyorum. Peki, bunun haricinde başka detaylar neler arkadaşlar? Hemen onlara bakalım. Burada 57 milimlik bir ölçüm mevcut. Hemen şöyle akıllı ölçülendirme ile burayı tuttum. 57 milimetre olarak ölçülendiriyorum. Daha sonra 3 nokta ile yay komutu diyorum. Bakın birinci noktam, ikinci noktam, şöyle geldim, bıraktım. Dikkat edin, buradaki yay ölçülendirmem 80'lik bir yay. Akıllı ölçülendirme ile bunu tuttum. Şöyle geldim, 80 milimetre olarak ölçülendiriyorum. Bu daire merkezinden buraya olan ölçüm de 110 milimetreymiş. Şöyle buradan bu merkeze olan ölçümü de gelip 110 milimetre giriyorum sevgili gençler. Peki bakın şuradaki 200 milimlik ölçüyü girmedik. Bunu hemen geldim şöyle girdim. Ve şurayı da tuttum 500 milimetre olarak ölçülendiriyorum. Tamam, bozulmalar olabilir. Hiç problem değil. Bunları gelip şöyle bir düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bakın dikkat edin. Çekiştirdiğimde birazcık da tamamdır. Şöyle eksen çizgimi de birazcık uzatıyorum. Şimdi bu arada 500-200 milim ölçüleri bakın burada mevcut arkadaşlar. Burası 200. Buradan buraya mesafenin de 500 milim olduğunu biliyoruz. Peki akabinde bakıyorum eksik kalan neresi? Bakın 150 milimlik ölçüyü girmedik. Hemen şöyle tekrar akıllı ölçülendirme diyerek bu iki noktam arasını 150 milimetre olarak hemen güncelliyorum. Ya hocam niye tam tanımlı olmadı? Hemen bakacağım arkadaşlar niye tam tanımlı değil. Şu ölçülendirmelerimi şöyle gelip düzenleyerek öncelikle. Şimdi eksik kalan noktam ne olabilir? Şöyle burayı bakalım, oynatalım. Oynuyor mu? Burası oynuyor. 50 milimi girdik. 150 milim mi? 100 milim ölçülerini girdik. Peki onun haricinde şöyle tekrar bir katı modelime geri döneyim arkadaşlar. Eksik kalan noktalar neler diye. Şimdi sevgili gençler burada çizimde tam tanımlı olmayan yerler mevcut. Şöyle kontrol tuşuyla şu noktalarımı tutarak öncelikle bu kısmı düzeltmek adına bunlara yataylık ilişkisi veriyorum. Bu kısım tamam. Şimdi total normalde arkadaşlar şu iki nokta arası aslında yatay değil ama eğer değilse buraya ölçü girmem gerekiyor. Normalde bakın ölçü girersem tam tanımlı hale gelecek. Fakat bunun ölçüsünü ben vermemişim sizlere. Dolayısıyla bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bu iki noktayı tutup buraya bunları yatay yapıyorum. Ve çizimimi tam tanımlı hale getiriyorum. İzometrik olarak baktım. Unsurlar döndürerek katı oluşturma diyorum. Uyarıya tamam dedim. Geldim buradan onay veriyorum. Yani birazcık esasında detay bir parçam. Başka bir esprisi yok arkadaşlar. Peki buradan geliyorum düz beyazımı açtım. Daha sonra ön düzlemde çizim diyorum. Geldim dik baktım. Bakın merkez çizgisini alıyorum. Orijinimden şöyle geldim. Yatayda uzatıyorum. Buradaki döndürerek kesme işlemini yapacağım arkadaşlar. Onun için de bakın orijinden yukarı bir miktar çıktım. Şöyle eğik bir şekilde geliyorum. Bir miktar düz gidip buradan geldim birleştirdim. Daha sonra yatayda mesafem 16 milimetre, 64 ve 100 milim çaplarım var. Şöyle akıllı ölçülendirme ile buradaki ölçümü öncelikle 16 olarak girdim. Çap 64 milim geldim hemen girdim. Ve bir üstteki çapım da şöyle 100 milimetre bunu da geldim oluşturdum. Akabinde yatayda mesafem lazım ne kadar? 375 milimetre. Dolayısıyla bakın buradan buraya olan ölçümü
Tabii şöyle seçemedim. Tekrar komutuma giriyorum. Bu noktamdan buraya olan ölçümü 375 milim olacak şekilde giriyorum. İzometrik olarak baktım. Unsurlar diyorum. Döndürme ile kesme. Uyarıya evet dedim. Ve geldim buradan. Onay verdim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi oluşturmuş olduk. Tekrardan ön düzlemle çizim diyorum. Buradan dik baktım. Bakın görüntü stilinden şöyle iskelet konumuna alıyorum. Ne yapacağım? Çizgi komutumla hatta isterseniz arkadaşlar çok özür dileyerek şunu yapalım. Çizimden çıkalım. Burada dikkat ederseniz 9 milimetrelik ölçüm var bakın. Burada pahım var arkadaşlar 9 milimlik. Radyusun altından pah komutunu çalıştırıyorum. Ölçüm 9 milim. Şurayı tuttum. Geldim onayladım. Şimdi ön düzlemde çizim diyorum. Karşıma aldım. Bakın dikkat edin. Çizgi komutumla orta noktadan bir miktar geliyorum. Şurada geldim. Kapattım. Peki hocam ölçülendirmeler nasıl olacak burada? Bakın yatayda 56 milimlik ölçü gireceğim. Burada da dikkat edin 160 milimlik ölçü var. Ama şu noktaya kadar arkadaşlar buna da dikkat edin. Ben 160 değil de 160 artı 32 bölü 2 alacağım. Çünkü şuradaki çapın ölçüsü dikkat edin 32 milimetre. Dolayısıyla 160 artı 16 yani 176 milim arkadaşlar. Bakın akıllı ölçülendirmeyle öncelikle şurayı 56 milim girelim. Daha sonra şu noktamdan buraya olan ölçümü de 176 milimetre olacak şekilde giriyorum. Burası anlaşılmıştır umarım. Daha sonra çizim komutundan çıkıyorum. Referans geometri düzlemliyorum. Bu dairemi seçtim. Onay verdim. Daha sonra şöyle bu düzlemde çizim diyorum. Daire komutumla bu merkezden şöyle bir daire oluşturdum arkadaşlar. Peki akıllı ölçülendirme ile çapına ne kadar demiştik? 32 milimetre. Bunu da geldim oluşturdum. Ve çizimimi onaylıyorum. Şimdi zaten az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Kıvrımlı kes komutunu kullanacağız. Buradan profilim bu daire bu yol boyunca keseceğim arkadaşlar. Kıvrımlı kes diyorum. Bakın geldim. Profilimi ve yolumu seçtim. Ne yaptım? Bu yol boyunca kesmiş oldum. Farklı bakış açılarıyla da aynı şekilde çizilebilir arkadaşlar. Yine görüntü stilini değiştirerek eski konumuma geliyorum. İzometrik olarak baktım. Ve ortada bir tane deliğim var. 95 milim çapında. Yatayda tam ortada. Şuraya olan mesafemde 100 milimetre. Öncelikle tabii hangisi bu? Şu düzlem biri gizleyelim. Ve ön düzlemde çizim başlatıyorum. Dik baktım. Daire komutuyla geliyorum arkadaşlar. Buraya bir tane daire attım. Akıllı ölçülendirme ile daire çapına geliyorum. 95 milim. Aynı şekilde yukarıya olan mesafem 125 milimetre ve daire merkezinden buraya olan ölçümün de 100 milimetre olduğunu biliyorum dedim onayladım. İzometrik baktım ekstrüzyonla kes diyorum kör değil tümünden her ikisinden ve gelip buradan onaylıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burayı da tamamlamış olduk. Şöyle baktığım zaman herhangi bir eksikliğim de yok. Yine sizler dediğim gibi köşe taraflara radyuslarda verebilirsiniz veya pah kırabilirsiniz. Sevgili gençler bir sonraki videomda top arabasının montajıyla görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın.